gereklerini serbestçe yerine getirmesine imkan sağlar. Laiklik, insan hakları ve özgürlükleri konusunda eşitlik ve adalet ilkelerini taraf tutmadan uygulamayı öngörür. Katı materyalist veya pozitivist laiklik anlayışından akılcı, değişim ve gelişime açık laiklik anlayışına kadar çok farklı laiklik yaklaşımları bulunduğu bilinmektedir. As for secularism, in short, it is a separation of religion from the state. The secular state ensures that safeguards the freedom of religion and conscience, and enables everyone to be to fulfill the needs of their religion, of their belief. It has principles regarding human rights, equality, and justice. There are different understandings of secularism. There are rigid materialist and positive understandings, and those that are more open to change and development. Bugün üzülerek görüyoruz ki insanlığın ortak değerleri yerine ayrılıklar ön plana çıkarılıyor. Kör fanatizm aralarında dinlerin ve felsefelerin de bulunduğu evrensel değerleri kötüye kullanarak dünyamızı kan gölüne çeviriyor. Today we see that sad to see that instead of the common joint values of humanity, separation and differences are being put forward. There is blind fanaticism, the misuse of religion and philosophy of universal values, turning the world into bloodshed. Sayın Lord'um, değerli misafirler, bugün her zamankinden daha çok yeni bir medeniyet konseptini toplumlarda, bütün dünyada yaygınlaştırmak ve yeni bir medeniyet bilinci oluşturmak zorundayız. So now, today there is more than ever before, there is a need for a new civilization to overcome these problems. Her türlü aşırılığa, bağnazlığa ve fanatizme karşı aklı, sağduyuyu, sevgiyi ve hoşgörüyü egemen kılmak zorundayız. We have to overcome, we have to bring in love and tolerance and common sense against this bigotry, fanaticism and all kinds of extremism. Fanatizmin ve radikalizmin her türüne karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak bir duruş sergilemeliyiz. Yeryüzünde nefret tohumları değil, sevgi çiçekleri ekmeliyiz. We have to take a joint stand against all manner of fanaticism and radicalism, of whatever kind, without discrimination. And instead of the seeds of hatred, we must sow the flowers of love. Geliniz, dünyalılar olarak açlık, sefalet, acı ve ıstırap içinde kıvranan dünyamıza kin, nefret, düşmanlık, kavga, çatışma ve savaş yerine iyiyi, güzeli, doğruyu egemen kılan barış ve hoşgörü çiçekleri ekelim. Let us plant these flowers of peace and tolerance and of beauty and of truth and of good instead of the seeds of war, of conflict, of hatred, of animosity, which cause hunger, pain, and bloodshed. Değişen dünyanın gelişen istekleriyle örtüşen, tüm insanlığın üzerinde anlaşabileceği yeni bir medeniyet algısı oluşturalım. Medeniyetler için yeni bir bakış açısı geliştirmek üzere küresel çapta yeni bir erdemliler hareketi başlatalım. Let us establish a new perception of civilization. Regarding which all humanity will be able to agree in this changing world. Let's develop a new point of view globally, a new movement of the virtuous. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye ile İspanya tarafından Birleşmiş Milletler bünyesinde başlatılmış olan Medeniyetler İttifakı
bu manada çok önemli bir küresel insanlık ve barış girişimidir. The Alliance of Civilizations, developed under the leadership of the Turkish the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, by Turkey and Spain, under the auspices of the United Nations, is a significant global initiative for humanity and peace. Medeniyetler İttifakı bu manada kısa zamanda büyük bir ilgiye mazhar olmuş. Dostlar grubuna şimdiye kadar 127 ülke ve 20 civarında uluslararası kuruluş katılmıştır. This initiative has attracted great interest. In a short time, 127 countries and around 20 international institutions have joined the friendship group. Medeniyetler İttifakı'nın öncü ülkelerinden birisi olarak Türkiye, bu çerçevede önemli adımlar atmış ve atmaya devam etmektedir. Bu amaçla Başbakanlığa bağlı olarak 10 bakanlığın temsilcilerinden oluşan bir Medeniyetler İttifakı Eş Güdüm Komitesi oluşturulmuştur. Turkey, one of the leading countries in this alliance of civilizations, has taken significant steps and is continuing to take these steps. For this purpose, a committee has been established with representatives from 10 ministries linked to the Prime Minister's office. Ayrıca 2012 yılında İstanbul'un 500 yıllık en eski Sevgi ve Barış ve Sanat Merkezi olan Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde Medeniyetler İttifakı Enstitüsü adı altında bir enstitü kurulmuştur. Also in 2012, an institute, the Alliance of Civilizations Institute, was established in the Yeni Kapı Mevlevi the Derviş Hall in Istanbul, which is has been existed for 500 years. This is a part of the Fatih Sultan Mehmet Trust University. 4 dilde Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca master ve doktora eğitimi veren bu enstitüde halen 21 ülkeden 200 civarında öğrenci eğitim görmektedir. Keza değişik üniversitelerde medeniyet araştırmaları merkezleri kurulmuştur. Around 200 students are doing master and PhD courses at this university in four languages, Turkish, English, Arabic and Spanish. 200 students from 21 countries and civilization research centers have also been established at various universities. Buna ilave olarak medeniyet konseptini küresel çapta yaygınlaştırmak amacıyla metnini benim kaleme aldığım ve 16 ayrı ülkede 200 civarında bilim adamının katkısıyla çekimi yapılan ve medeniyetlerin 12 bin yıllık gelişim sürecini anlatan, her biri birer saatlik 7 bölümden oluşan East West ve her biri 45 dakikalık 20 bölümden oluşan The River Flowing Westward başlıklı uzun bir belgesel dizisi hazırlanmıştır. Also, documentary programs have been produced. Size sunduğumuz bu belgeselden bir sergi. From the Mongolian documentary, these books have been published. This I wrote the text for these documentaries that have been shown with the participation of around 200 scientists from 16 different countries. Explaining the development of civilization over 12,000 years. These documentaries are seven parts, each of 1 hour, and then east to west, and a 20-part The River Flowing Westward, another documentary series, 20 45-minute programs. Bu belgesel şimdiye kadar Almanca, Fransızca yayın yapan Arte, Avusturya'da yayın yapan SBS ve Amerika'da yayın yapan Smithsonian televizyon kanalları başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde 40 ayrı televizyon kanalında yayınlanmıştır. This documentary has been shown on 40 different TV channels
in various countries, including by ARTE in German and French, in Australia by SBS, and the Smithsonian TV channel in the United States. Diğer taraftan, medeniyetler alanında uluslararası çalışma yapmak üzere benim tarafımdan kurulan MEDAR, Medeniyet Araştırmaları Vakfı ve bu vakfa bağlı olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi birçok medeniyet konusunda birçok projeler yapmaya çalışmaktadır. Also, the Civilization Research Foundation, which I established in Istanbul, is carrying out various studies, various studies and preparing programs. Sayın Lord'un değerli dinleyiciler, 20 dil civarında uygarlığa ev sahipliği yapan, 20'nin üzerinde dili konuşan, farklı ırktan, dinden, mezhepten insanları uzun asırlar barış içinde birlikte yaşatma tecrübesine sahip bulunan, çağdaş ve evrensel değerleri benimseyerek İslam ile demokrasiyi birleştiren, demokratik sosyal hukuk devleti ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti, Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi görmekte, Avrupa Birliği ile bütünleşme için çaba harcamaktadır. The Turkish Republic, which has adopted the principles of the social state, has combined Islam with democracy, has adopted contemporary and universal values, has experience of different peoples within the country living in harmony, people speaking different languages of different racial backgrounds, different religions and sects. For many centuries they lived together. Turkey plays a role as a bridge between East and West. Jeopolitik konumu ile olduğu kadar zengin tarihi birikimi ile hem dünyamızın hem de bölgemizin son derece ihtiyaç duyduğu barış, hoşgörü, birlikte ve bir arada yaşama kültürünün örnek ülkelerinde birisi konumundadır. Given its geopolitical position and its rich historical wealth of historical experience, it's an example, a country, an exemplary country for peace, tolerance, and coexistence, to which our world and our region can look for an example. Bugünün dünyasında huzur, refah ve mutluluğu sağlayacak yeni bir medeniyet konsepti oluştururken, bütün kültürlerin, bütün dillerin, bütün toplumların katkılarıyla evrensel değerler formumuzu geliştirmek, yaymak ve yaygınlaştırmak zorundayız. As we look for a new concept of civilization, we have to spread the ideas of peace, tolerance, and the idea of living together in coexistence. This is what we have to spread these ideas. Beni bu akşam vaktinde dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için, buraya teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. I would like to thank you all for taking the trouble to listen to me this evening. Ama beni bu toplantıya, bana bu toplantıda konuşma fırsatı verdiği için, başta Sayın Lord Şeyh olmak üzere, Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın İbrahim Doğmuş Bey'e ve bize her türlü bu manada fikir özgürlüğü içerisinde konuşma fırsatı veren Sayın Lord'umuza teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Konuşmamı kısalttım. Mümkün olursa metin daha sonra zannederim ulaştırılabilir. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. I'd like to thank George Sheikh for inviting us to be here this evening, for Ibrahim Doğuş to accept us, for Lord here, and to thank George Sheikh. Yes.
and hopefully I've shortened the text, but it will hopefully be available in translation in the future.